Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. Kur'an iklimi programındayız ve Araf suresi üzerinde sohbet ediyoruz ve Hz. Adem aleyhisselamın, Hz. Havva validemizin yeryüzüne indirilişine gelmiştik. Yani yasak meyveden yediklerinden dolayı yani dünyaya indirilişlerini anlatıyorduk ve bu arada unutmayalım indirilmeden önce affedilmişlerdir. Yani <gülüyor> derhal gale rabbena zalemna enfusena ve ellem tavfillena ve terhamna le minel diye meşhur bir dua vardır bu Araf suresinde. Hazreti Adem'in, Hazreti Hava arada bizim de yapmamız lazım. Niye? Biz de nefsimize zulmeden insanlarız. Güzel bir dua. Rabbimizin bize öğrettiği dualardan bir duadır. Bu dua ile affedilmişlerdir. Ama buna rağmen dünyaya indirilmişlerdir. Zaten Allahu Teala'nın böyle bir kanunu da vardır. Zaten biz bur burada yaratılmışız. Yani bu topraktan yaratılmışız. Öyle diyor bir sonraki ayete ayette kale fiha tahyevne ve fiha temutune ve minha tuhracun. Burada yaratıldınız. Burada diriltileceksiniz ve burada hesaba çekileceksiniz. Bu Allahu Teala'nın bir kuralıdır. Onun için geldik biz bu dünyada hayat yaşayacağız. Ama dünyaya gelirken ne diyor? Galeh bir dağ, galeh bir du, birkaç yerde galeh bir dağ var. Bir yer böyle yer burada da galeh bir du. İnin İn'in, badukum li badın adı birbirinize biraz düşman olarak in'in artık. Birbirlerinizin düşmanlarısınız. inim Kim kimin düşmanı? Başta hemen aklımıza gelen nedir? İblis. İblis de bizimle beraber bu dünyadadır. Şeytan bizimle beraber bu dünyadadır. Ve biz İblis de düşmanız. Birinci madde bu. Ama insanlar olarak da birbirlerimize hasım ve düşman da olabileceğiz. Buna da ayrıca bir vurgu vardır. Ama bu ayeti kerime üzerinde uzun uzun felsefe yapanlar vardır. Yani biz bu kadarı bize yeter. Allahu Teala bu kadar yani söylüyor. Birbirimize düşman olarak gerek iblis gerek insanlar olarak yani birbirimize düşman bir şekilde yani cennet gibi değil açık konuşalım. Cennette bizim hiçbir yani ve nezana ma fi sudurihim min Allah -u Teala cennetini anlatırken diyor ki yani Müslümanlar oraya girerken olur ya daha bazı hala yani kendilerinde yani bir takım e, zaaflar, eksiklikler olabilir. Büyük sevaplarından dolayı cennete girerler ama diyelim ki daha hala e, birbirlerine kinleri olabilir. Demek ki bu da mümkün. Ama diyor cennete girerken ve veya girdiğinde ve neza ma fi sudurihim min gillin. Yani onların göğüslerindeki birbirlerine karşı düşmanlıkları, kötü duyguları, kinleri biz söküp aldık diyor. Söküp aldık diyor. Demek ki muhterem izleyenlerim böyle duygular var. Böyle duygu dünyaya geldiğimizde Dünyanın özelliğidir bu. Dünyaya inmişse yer. Yani çünkü topraktan yaratıldık biz ve burada yaşayacağımıza göre ve burada bir takım aksaklıklar, bir takım eksiklikler ve bir takım düşmanlıklar yani e, caizdir anlamında değil de mümkündür. Mümkündür. Allahu Teala bize bunu haber veriyor. Burası cennet değildir cennet olsaydı ne bir hasedimiz olurdu ne ağzımızdan la yesmaune fiha lagwan ve la kizaben ve la neyse yani orada ne bir kötü söz işitirsiniz ne bir günah ne bir yalan hiç kimse kimseyi rahat edecek hiçbir sözü yoktur bir şey yoktur ha bura cennet değil artık dünya dünyada böyle birbirimizi rahatsız edecek şeylerimiz olabilir evet bunu haber veriyor Allahu Teala ve ondan sonra da diyor ki artık bura sizin yeriniz, yurdunuz burasıdır. Gale fiha <fîhâ> tahyevne. Burada dirili, burada yaş hayata gözünüzü açacaksınız. Ondan sonra ve <gâle> fiha <fîhâ> temutune ve burada öleceksiniz ve burada neydi? Ve minha tukracun ve buradan kaldırılacak, buradan çıkarılacaksınız. Buradan kabillerinizden burada kalkıp ve burada haşr olacaksınız. Başka ayeti kerimelerde de var bu husus. Şimdi muhterem izleyenlerim yeni bir konuya giriyoruz. Nedir? Allahu Teala bize bu haberi verdikten sonra ilk emrini gönderiyor. Düşünün. Yeryüzüne indik. Yeryüzüne indik ve Allahu Teala bize diyor ki haberden sonra haber neydi? Haber işte burada yaşayacak. Bu emir değil. Emir nedir? şudur emir. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci emir bu dikkat ediniz. Ya beni Adem'e kad enzelna aleykum libasen. Ey Adem'in çocukları size elbiseyi indirdim. Bu önemli bir olay. Yani ben bu konuda çok konuşuyorum. Belki başka sohbetlerde falan denk gelmişinizdir. Yani örtünme çağrısından falan dolayı. Yani bu ayeti kelimeler üzerinde biraz fazla konuşuyoruz ama fazla konuşmamız da nedir? Elzemdir, lazımdır. Demek ki birinci emir budur. Halbuki muhterem izleyenlerim. Yani akla gelen nedir? Hemen ibadet öyle değil mi? Allah Teala ne diyor? Ve ma halaktul cinne ve'l insa illa liyabudun. Ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım. E ee, burada burada ondan önce daha bir şey geldi şimdi. Yani nedir? Önce önce bir örtünüm. Önce giyinim. Önce ben size elbise indirdim ey Adem'in çocukları. Ey Adem'in çocukları Kad enzelnâ aleykum libasen Size libas, elbise indirdim. Erkeğe de, kadına da. Demek ki birinci görev bu. Yani bizde de böyle değil mi muhterem izleyenlerim? İyi dikkat edin. Fıtratı düzgün olan insanlar önce bir, önce bir giyin de ondan sonra konuşalım. Demez miyiz? Yani eğer çıplak biriyle karşılaşmışsak işimiz varsa onunla ne deriz? önce önce bir giyin de ondan sonra konuşalım. Çıplak bir insanı yani muhatap almayız biz. Önce giyinecek. Bizim karşımıza çıkması için bile giyinmesi lazım. Ya bir de Allahu Teala'nın karşısına çıkacaksa ibadet edecekse daha da önceliklidir elbette giyinmek elbise. Evet. Bir şeye daha vurgu yapıyor burada Allahu Teala'nın. Nedir? Yani bunu ben çok tekrar ediyorum burada ben önem görüyorum çünkü nedir? Yani ey Adem'in çocukları, ben size e, keten yarattım, pamuk yarattım, iplik yarattım, deri yarattım, bilmiyorum. Onlardan bir şeyler yapın veya yapraklardan, şundan, hayvanların derisinden falan giyin, elbise yapın demiyor. Kad enzel ne aleyküm libasen size elbiseyi indirdim. Elbise mukaddestir. Elbise gökten inmiş gibidir, vahiy gibidir. Bu çok önemlidir yani. Allahu Teala böylesine değer veriyor. Kad enzelna aleykum libasen ve sonra sebebini anlatıyor. Ne diyor? Yuvari sevatikum. Sizin ayıplarınızı, eksiklerinizi, kötü ellerinizi örter. Başka verişa ve size bir güzellik, bir kimlik verir. Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukatın içerisinde elbise sadece insana lazımdır. Tabir caizse ötekileri elbiseli yaratıyor. Bütün hayvanlar kendine göre elbisesi vardır. Bütün hayvanlar yani dünyaya elbiseli gelmişlerdir. Az çok. Gerektiği kadar, ne kadar lazımsa o kadar elbisesi vardır. Derisidir, tüydür veya yaratılış biçimidir, kuyruğudur, şudur, budur. Bütün bunlar nedir? Bir anlamda elbisedir. Ama biz elbisesiz geldiğimiz için elbise hemen arkamızdan geliyor tabi caizse. Size elbise gönderdim. Size elbise indirdim. Size hem güzellik verecek, hem bir kimlik verecek, hem bir kimlik verecek ve hem de yani kötü yerlerinizi örtecek, ayıplarınızı örtecek, kusurlarınızı örtecek bir elbise verdim. Yuvari, <laughs> evet, sevati kumverişa. Ve libâsü takvâ hayır. Bir de takva elbisesi vardır ha. Bu elbiseden başka bir de takva elbisesi var. Onu da edinin. Ama muhterem izleyenlerim, bedenin elbisesi olmadan takva elbisesi olamaz. Allah-u Teala takva elbisesini hemen onun ardından zikrediyor. Bazı beyefendilerin zannettiği gibi evendim önemli olan takva elbisesidir. E yani vücut elbisesi önemli değil mi? Yani Allahu Teala önce vücut elbisesinden bahsediyor. Hani bazıları kalbim temiz şu bu, falan. Hayır. Allahu Teala önce bedeninizi, vücudunuzu örteceksiniz. Ondan sonra bu da yetmez. Bir de ayrıca ondan daha önemli olan nedir? Daha hayırlı olan bir de takva elbisesi vardır. Ve libâsü takvâ zâlike hayır. Yani bir de takva elbisesi vardır ki o daha hayırlıdır. Ama takva elbisesi beden elbisesini giyenlerin yapabileceği bir şeydir. Yani önce beden beden elbisesini giyeceğiz, ondan sonra da bir de takva elbisemiz olacak ona da bürüneceğiz ve böylece kemale ereceğiz. Ve o zaman ne olacak? Zelke min ayatillah. Yani dikkat edin Allahu Teala bu konu üzerinde de ben çok durdum. Bu Allahu Teala'nın nedir? Yeryüzündeki bir ayetidir. Nedir? Elbise. Evet şu elbise var ya iyi dikkat edin. Belki bazı beyefendiler falan bunu yani yalama yaptığı için yani dikkat etmeyebilirler ama şunu unutmayalım. Elbise Allah'ı hatırlatır. Elbise yeryüzünde Allah'ı işaret eden levhalardan bir levhadır. Özellikle bayanların, özellikle bayanların mükemmel elbiseleri ısrarla ben üzerinde duruyorum. Allahu Teala'nın yeryüzündeki şiarlarından, ayetlerinden, işaretlerinden bir işarettir mükemmelce bir elbise. Yani mükemmelce dememizin sebebi de şudur. Yani başka şeylerini öne çıkartmayan, sadece sadece yani bayanı, erkek de böyledir. Yani sadece bayanın yani şahsiyetini ortaya koyan elbise. He, bunun zıttı olur mu? Olur. Yani hem örtülmüştür ama daha başka yerlerini hatırlatıyorsa eğer yani bu örtülmemiş demektir fıkıh yönünden ele almıyorum ben. Bu Allahu Teala'yı hatırlatmaz. Onun için muhterem izleyenlerim, yani bir insanın gerek erkek ve özellikle bayan olarak diğer insanlara Allah'ı hatırlatmasından daha şerefli bir misyon, daha şerefli bir görev. Yani olabilir mi? Düşünebiliyor musunuz? Siz, sizi görenin birine kalbini hemen Allah geliyorsa, dili Allah diyorsa, sizi görer, görür görmez nedir? Gerçekten bu müthiş bir mutluluktur veya bu bir seviyedir. Allahu Teala'nın bir insana vereceği en büyük bir lütuftur. İşte bu da nedir? Bu, bu da yani güzelce örtünmekle başlar. Güzelce örtünmek bunlardan birisidir. Ben öyle diyorum. Kabe nasıl ki Allah'ın yeryüzündeki bir şiarıysa, İnne safa vel vermete vel mervete min ise yani safa ve merve nasıl ki yeryüzünde Allah'ın şiarlarından bir şiar. Kabe, efendim Arafat, Mina, Müzdelife, Ezan, bütün bunlar insanlara nasıl ki Allahu u Teala'yı hatırlatıyorsa elbise de işte zelike min ayatillah Evet bu Allah'ın ayetlerinden bir ayettir buyuruluyor. Muhterem izleyenlerim özellikle günümüzde Günümüzde bu var ya o kadar önemlidir ki yani her zaman önemlidir ama zaten ta başta Allahu Teala bunu emretmiştir ama günümüzde biraz daha önem kazanmıştır. Niye? Çünkü bugün yeryüzüne hakim olan kapitalizm olsun, materyalizm olsun, sekülerizm olsun, laiklik olsun neyse yani dikkat edin ortak bir noktaları vardır. Bu felsefelerin, ideolojilerin ortak yönü nedir biliyor musunuz? kapitalizmin, materyalizmin, sekülerizmin, laikliğin bir tek ortak yönü vardır. Allah'ı hatırlatmamak. İnsanoğlunun aklına Allah'ı getirmemek. İnsanoğlunun diline, aklına Allah'ı getirmemek. Allahsız bir çarşı, Allahsız bir pazar, Allahsız bir hayat sistemi, Allahsız bir ekran, Allahsız bir aile yapısı. En büyük özellikleri budur. Allah'ı hatırlatmamak. İşte böyle bir zamanda, böyle bir günde, böyle bir zeminde Allah'ı hatırlatmak, insanlara Allah'ı hatırlatmak, gerek bu yolla, gerek başka yolla. Böyle basit bir olay değildir, basit bir misyon değildir. Bir yerde Allah'ı hatırlatmak. Geçen e, bir muhterem bir şey anlattı, çok çok hoşuma gitti. İsim de vereyim. Belki çoğunuz tanırsınız ekranlardan falan arada çıkar. Yani Allah selamet versin, Allah uzun ömür versin. Nimetullah Hoca diye bir hocamız var biliyor musunuz? Mekke'de, Medine'de çok yaşar. Ee, Japonya'da özellikle yaşar. Ve oralarda kendine göre İslam'ı anlatır. Çok çok büyük kültürlü de biri değil bu. Arkada sormuş yani. Ya hocam sizin, siz Japonya'da ne yapıyorsunuz? İşte İslam'ı anlatıyorum. Ya sizin Japoncanız var mı? Yok. E nasıl anlatıyorsunuz? Canım azıcık halimi anlatacak kadar birkaç kelime biliyorum. Tamam da İslam'ı nasıl anlatıyorsunuz? E, otobüste şurada. Ya çok kolay diyor. Nasıl? Allah bir diyorum. E oldu mu? Ondan sonra da diyor bir kart veriyorum. Devamı bu kartta gelin orada arkadaşlar vasıda. Düşünün öyle muhteremler. Yani bir otobüste böyle basitimize gelebilir. Böyle bir anekdot gibi, böyle bir espri gibi gelebilir ama yani Allah'ın hiç anılmadığı, bilinmediği, duyulmadığı veya akla getirilmediği, gündemde olmadığı bir yerde siz ne yapıyorsunuz? Allah bir diyorsunuz. Allah bir diyorsunuz. Tamam. Yani bu bir görevdir. Yani onun için hele hele bizim yani edebimiz, hayamız, elbisemiz yani böyle bunları Basit bir olay zannetmeyin. Zaten bundan dolayı da dikkat edin. Bundan dolayı da istemiyorlar. Yani hiçbir şey yapmadığımızı hayır diyor. Seni görmek istemiyoruz. Seni üniversitede, meydanda, okulda, şurada, burada senin gibi bir bayanı görmek istemiyor. Tahammül edemiyorlar. Tahammül edemiyorlar. Niye? Çünkü Allah'ı hatırlatıyor. Böyle kardeşler, bunu şunun için söylüyorum. Yani bir örtünmeyi hocam sen biraz fazla abartıyorsun diyor bazıları da üzerinde çok duruyorsun veya böyle çok 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 fazla değer veriyorsun. Canım bana inanmıyorsan söylediğim gibi git kapitalistlere sor, emperyalistlere sor, laiklere sor, sekülerizme sor. Onlara de ki ya siz yani nasıl karşılıyorsunuz şöyle pırıl pırıl böyle sadece gözleri gözüken, burnu gözüken bir mükemmel bir yani şu hanım bacıyı gördüğünüzde siz ne yapıyorsunuz diyor. Ona sor bakalım. Yani nedir? B bütün, bizim anlattıklarımızın zıttını anlatacaktır. Onun için muhterem izleyenlerim, Allah-u Teala bize ilk defa bunu emrettiği gibi bize ya beni Adem'e kad enzelna aleykum libasen ey Adem'in çocukları madde bir size elbise indirdim diyor. İkinci emri ne acaba? Birinci emri buymuş. İkinci emri ne? gelecek sohbetimizde Allahu Teala'nın Adem oğluna ikinci emri neymiş onu görerek devam edelim. Hem de suremizde zaten ayetlerde peş peşe geliyor. Şimdilik Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun aziz ve muhterem kardeşlerim.